Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Sünnet namazları kılmasak olur mu? Sadece farz namazlar yeterli midir? Sünnet namazlar terk edilebilir mi? Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Resulullah'a uymamız gerektiği, ona tabi olmamız gerektiği açıkça bildirilmektedir. Onda bizim için güzel örnekler olduğu ve onun güzel bir ahlaka, üstün bir ahlaka sahip olduğu bildirilmektedir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize hayatıyla, örnek şahsiyetiyle örnek olmuştur. Hayatımızın her anında ne yapmamız gerektiğini bize bildirmiştir. Kulluğun en önemli göstergesi olan namazın da nasıl kılınması gerektiğini bize yine o tarif etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz içerisinde farz namazlarla birlikte kılmış olduğu sünnet namazlar da vardır ve bunları terk etmememiz gerektiğini de bize bildirmiştir. Bu sünnet namazları kılanları övmüş, onlara bir takım müjdeler söylemiştir, müjdelerde bulunmuştur. Sünnet namazları asla terk etmemelidir. Peygamberimiz beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılınız buyurmuştur. Bana tabi olunuz buyurmuştur. O halde sünnet namazları da aynı farz namazlar gibi terk etmemeli ve bütünüyle namazlarımızı bütünüyle farz ve sünnet olarak eda etmeliyiz. Peygamberimize tabi olmak Rabbimizin emridir, farzdır. Dolayısıyla onun sünnetleri terk edilmemelidir. Bazen çok nadir de olsa sıkıntıya düşmüşsek ve zamanımız çok az kalmışsa bu gibi durumlarda sünnet namaz terk edilebilir. Ama bu asla devamlılık arz edemez. Bu asla terk etmek anlamına gelmez. Sünnet namazlar farzla birlikte kılınmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.